4 Eylül günü kick.com/alperbican adresinde canlı yayında NBA 2K25 oynuyor olacağız. Saatini Instagram'dan, Twitter'dan ve buradan her yerden duyuruyor olacağım. Ama yeni platformda, yeni kanalda mutlaka yerinizi alırım derim. Lafı çok uzatmadan 24 saatten az kalmış bir durumda ön sipariş vermek istiyorsanız ya da sonradan satın almak istiyorsanız hangi versiyonunu satın almalısınız? Çünkü burada Steam'de $70, $100 ve $134 olarak gözüküyor. Bu da galiba 2K24'ü satın alan insanlar için. PlayStation'da da Türkiye fiyatlarına baktığımızda korkunç sayılar görüyoruz. 2900, 3600, 4859 TL şu anda. İndirimli hali bu arada bu. VC'lere de baktığımızda 15K VC, yani oyunda herhangi bir ceket bile alamıyorsunuz ne yazık ki bununla, 175 lira. 200.000 VC, 1749 lira. Oo, bu sesle okuyunca çok daha kötü hissettim kendimi. 3500 lira, 450 bin VC. Ve 700 bin VC 5200 lira. Tabi Pro Pass 349, Hall of Fame Pass 700 TL. VC fiyatları baya yüksek. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de yaşayanlar veya işte maddi durumunu buna göre ayarlamak isteyenler hangisini satın almalı? Benim önerim nedir? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ekranımı da vereyim. Şöyle bir grafik buldum ben. Şimdi Standard Edition satın aldığınız zaman League Pass yok, Pro Pass yok, VC yok. WNBA Edition zaten Türkiye'de alamıyoruz diye biliyorum ama onu okumama gerek yok. Şimdi burada iki ihtimal kalıyor. Hem VC alacaksak hem de iyi bir şeyler olsun istiyorsak. Hall of Fame Edition'la All Star Edition arasındaki en büyük fark bir yıllık NBA League Pass olması, bir de Pro Pass olması. Şimdi Pro Pass ne kadarmış bakalım. Burada Pro Pass 349 TL arkadaşlar. O yüzden hani 3600'e eklesem bile 5200, 5300, 4800 yapmıyor. O yüzden ben All Star Edition'ı almanızı öneriyorum eğer illa alacaksanız. Ha tabii ki de. Hani durumun ona uygun değildir. Standard Edition alırsın veya hiç almazsın. Bunu zorlayamam. Ya da işte en pahalısını alırsın. Buna kimse bir şey diyemez. Ama onun dışında hani Vince Carter'ın formasını oyunda VC kasıp da alabilirsiniz. Sırf bunun için Türkiye'de ekstra 1000-2000 lira para vermeye gerek yok. Hani gerçek forma da alamıyoruz o parayı. Ama olsun, yine de gerek yok. Onun dışında birçok skill boostlar, VC'ler, My Team eğer oynayanlar varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Bu yıl çok güzel gözüküyor. Ben de geri gelebilirim. Bunların hepsi All Star Edition'da aynı ve Trendsetter, bu yine My Team'de aldığımız ödüller, bunları da göstereceğim bu yıl nasıl aldığınızı. Aynı şekilde gözüküyor. Yani burada şimdi yurt dışında olsan $100 ve $134 arasında belki de hani ne olacak, bir $30 daha vereyim keyfime bakayım falan diyebilirsin. Ama şöyle bir şey var abi, ben geçtiğimiz yıl NBA ile işbirliği yaptım biliyorsunuz. Hani Sneak Up olsun, diğer şeyler olsun, şirketler olsun. Ben hep böyle bir şey soruyorum abi, indirim var mı abi, bir şeyler yapabilir miyiz falan diye. Onlar da sağlıyorlar. Mesela League Pass'i geçen yıl bayağı 120 liraya 200 liraya falan indirdiğimizi hatırlıyorum ben. O yüzden Türkiye'de olup da All Star Edition almak bence çok mantıklı olur. Yani 7-24 NBA izliyorsunuzdur, bütün gece uykusuz kalıp her maçı izliyorsunuzdur. O zaman hani tamam, alabilirsiniz belki ama ben yine de bilmiyorum abi. Ben olsam All Star Edition alırdım, ki öyle yaptım ön siparişinde de, haberiniz olsun. Şurada da görebilirsiniz. Yarın Türkiye saatiyle galiba bakayım kaçtaydı? Galiba 3'te olması lazım. 18 saat 44 dakika diyor. Şu an saat bizde 8. Yani 3 falan 15.00 yapıyor. Kick'te yayında olurum. Bundan sonra arkadaşlar her gün hemen hemen yayında olmaya çalışacağız. Atabildiğim her gün video atacağım. Uzun süredir uzaklarda olmamın nedeni baba olmamdı. Bunu kariyerde de söyledim. Diğer videolarda da söyledim. Artık dünyalar güzeli, tatlısı bir kızım var. Maşallahlarınızı alırım yoruma. Yeni sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.